Bu hafta gökyüzü olabildiğin kadar hareketli, olabildiğin kadar karışık. Bir Merkür Retrosu'nun gölgesini yaşıyoruz. 1 Nisan'da şaka gibi Merkür Retrosu başlıyor. 8 Nisan'da bir güneş tutulmasının enerjisini yavaş yavaş hayatımızın içerisinde hissetmeye başladık. Ve bir ay tutulması da gerçekleşecek 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda. Dijital platformlarda ciddi değişimler, internet kısıtlamaları, şantaj, montaj haberleri, siyasetçilerle ilgili yasaklanmalar, göç krizleri ülkemizde bayağı bir gün yüzüne çıkacak olay. Dünyada denizler ve yeraltı patlamaları, elektrik patlamalarından kaynaklı yangınlar, orman yangınları, hayvan azalabilir, gıda azalabilir, topraktan yiyeceğimiz maddelerde azalmalar söz konusu. Su ve sellerde hareketli gözüküyor. Özellikle dijital alanlarda internetle alakalı yaptığınız paralar, takip ettiğiniz borsada ciddi inişler sırasında ani oyunlar söz konusu olup gözünüzle dört dört oraya bakmanız gerektiğini uyarıyorum. Merhabalar, bu hafta güzellik katsın evinize huzur, sevgiyle, aşkla, umutla, parayla, huzurla, sağlıkla, sıhhatle olsun her şey efendim. Kalbinize misafirim, iyi seyretmeler efendim. Bu hafta gökyüzü olabildiğin kadar hareketli, olabildiğin kadar karışık. Bir Merkür Retrosu'nun gölgesini yaşıyoruz. 1 Nisan'da şaka gibi Merkür Retrosu başlıyor. 8 Nisan'da bir güneş tutulmasının enerjisini yavaş yavaş hayatımızın içerisinde hissetmeye başladık. Bir ay öncesinden hissediliyor. Yeraltı dünyasının da kendi içsel dünyası ve daha çok var olan enerjileri temsil ediyor. Bir ay tutulması da gerçekleşecek 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda. Onu detaylı şekilde daha önceki videomda tek başına yaptım. Detaylı dinlemek istiyorsanız o videoya bir göz atalım. Evet, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için, paylaştığınız için, o beğeni butonuna kalbiniz dokunduğu için çok teşekkür ediyorum. Evet, kısa bir Türkiye ve Dünya gündemini yapıyorum. Sonra tek tek burçlarımıza geçiyoruz. Evet, Türkiye ve Dünya gündemine geldiğimizde Merkür'ün retrosunun gölgesinde şunlar gerçekleşebilir. Dijital platformlarda ciddi değişimler, internet kısıtlamaları, şantaj, montaj haberleri, siyasetçilerle ilgili yasaklanmalar, konuşma yasaklanmaları söz konusu olabilir. Ve aynı şekilde dünyada var olacak göç krizleri ülkemizde bayağı bir gün yüzüne çıkacak olay. Yani farklı ülkelerde yaşanacak krizlerde biz göç ağırlayacağız. Buna da hazırlıklı olalım. Aynı şekilde dünyada denizler ve yeraltı patlamaları, özellikle Yeni Zelanda'da ve özellikle topraklarla alakalı çok büyük krizler söz konusu olacak. Ani patlamalar ve özellikle artık yavaş yavaş yangınları, elektrik patlamalarından kaynaklı yangınlar, orman yangınları hayatımıza yavaş yavaş geçişini sağlayacak. Küresel ısınma gün geçtikçe dünyayı kendi kalbinden vurmaya başladı. Küresel ısınma ciddi bir sorun evresinde. Gıdalarımız, yani gıdalarımız yakılabilir, meyvelerimize zarar verilebilir, hayvanlarımızla alakalı mecburi yasayla hani öldürülebilir. Yani şöyle devletin de onayladığı, yani hayvan azalabilir, gıda azalabilir. Topraktan yiyeceğimiz maddelerde azalmalar söz konusu. Su ve sellerde hareketli gözüküyor diye uyarım. Özellikle İngiltere kendi kaosunu yavaş yavaş başlatmıştı. Instagram sayfamda bununla ilgili 2023'te bir yazı yazdım ve o yazıyı da hikayede bulunuyor. Yavaş yavaş o öngörülerim çıkmaya başladı. Onunla ilgili de hikayelerimi göz atabilirsiniz. Krallık küçüğe kalacak. Sömürgesi altındaki her ülke savaşını kendi dünyasında gösterecek. Özellikle de unutmayın ki sınırlarla alakalı yeni kontroller, yeni sistemler gündemimizi bayağı bir meşgul eder. İsviçre frankı çok büyük bir hareket evresinde. Yeni yatırım için İsviçre. Özellikle dijital alanlarda internetle alakalı yaptığınız paralar, takip ettiğiniz borsada ciddi inişler sırasında ani oyunlar söz konusu olup paranızı kaybedebilirsiniz. Gözünüzle dört dört oraya bakmanız gerektiğini uyarıyorum. Uyardım bile. Yani bazen isteklerimizi fazla abartabiliriz. Yani bu hafta daha mantıklı kararlar vereceğiz kendimizle ilgili. Sevgili koçlar,
Özellikle sizin ortaklı işlerinizle ilgili, yapmak istediğiniz alanlarla ilgili çok doğru kararlar vereceğiniz, dengenizi, kimle var olmak istiyorsunuz ya da kim için çalıştığınızı, ne için mücadele ettiğinizi daha rahat bir şekilde anlama haftanız olacak. Bazen emeklerinizle ilgili devamlı içsel dünyanızda konuştuğunuz şeyler dilinize dökülecek. Bu dil dökülmeleriyle birlikte haklarınızı konuşacak. Ortak iş yapmak, ortaklı süreçlerle ilgili de güzel anlaşmalarımız bizi mutlu edecek gözüküyor. Kurumsalda çalıştığınız noktada ortak çalışmalarla ilgili güzel başarılar. Uzun süredir mücadele ettiğiniz haklarınızla ilgili de devreye birilerini sokarak üst düzey yöneticilerinize bu oluşumla ilgili haberler sunabileceksiniz. Birikmiş paranız, alamadığınız konularla alakalı yasal hakları da hayatımıza geçireceği gösteriyor. Özellikle devlet kurumuyla girmek, oradaki anlaşmalar, orayla ilgili pürüzler gün yüzüne çıkacak. Haksız olarak suçlandığınız noktada haklılık evrenizi alacaksınız. Aynı şekilde farklı bağlantı içerisinde olduğunuz yol gereği, işlerimizle ilgili de kapılarınız gayet açık. Pasaport, vize, evrak, yurt dışı içerisinde olduğunuz yazışmalarda olumlu cevapları bizim için sinyal veriyor. Özellikle de kendi işinizle ilgili oluşturmak istediğiniz yeniliklere de daha sağlam evrede adımlar atmanız lazım. Korkularınızı ve endişelerinizi biraz daha geride tutmaya ihtiyacınız var. Evlilik teklifi edebilir. İlişkinize daha sağlam konuşmalar. Aynı şekilde uzun süredir hayal ettiğiniz ilişkiye adım atmak için güzel fırsatlarınız da var. Ailevi ortaklı işlerde de çözümsüz giden para konularımızı bazı dengeleri toparlayacak gözüküyoruz. Ortak ev, ortak arsa, ortak mallarla ilgili anlaşmalı şekilde hakka haksız olan hakkını almadan ayrılın. Ama bazıları mahkeme konularıyla haklarını alacaksınız. Özellikle evli çiftlerde daha güzel giden anlaşmalar ve evinizle ilgili yaşadığınız binanız ya da mal sahibiniz ya da kiracınızla ilgili yaşadığınız krizler bu hafta sizi çıldırtabilir. Sakin olmanız lazım. Ev alma kararı ve bu konularla ilgili doğru öngörü yaparak hareket etmenizi istiyorum. Biraz daha bunun için vakit var. Özellikle yeni aşık olduğunuz ve bu ilişkide ciddiyet görmek istiyorsanız bu şans sizin için olumlu. Yani evlilik, ilişkilerle alakalı kararsız noktalarda netliğe kavuşacaksınız. Aynı şekilde uzun süredir ilişkiniz, eşiniz başka bir şehirde olabilir, sevgiliniz başka bir şehirde olabilir. Artık birbirimizle bütünleşme dediğimiz evler, yaşadığımız alanlar birleşiyor. Çocuklarımız ya da ilişkimizin daha güzel bir rüzgarını var edeceksiniz. Korkmanıza gerek yok diyorum. Aracınızla ilgili bakım dönemi, özellikle aile büyüklerimizin bakım dönemi. Yani aracınızı değiştirmek, bakım yapmak lazım. Ve burada aile büyüklerimizin sağlık konularında dikkat alıp onların bakımlarını ihmal etmemeniz gerektiğini de uyarıyorum. Evet sevgili ev hanımları, bu hafta daha çok çocuklarınızın eğitimi, eşinizin iş krizi, onun eşyaları, onun dolabı, onun kıyafeti derken çok yorgun bir evredesiniz. Ve ufak tefek evde yenilikler, çiçek bakımınız, balkon bakım döneminiz, halılarınızı yıkamaya gidecek. Bazı değişimler sizin enerjinize iyi gelecek. Ama unutmayın ki çok kıymetlisiniz. Eşinizle aranızdaki sorunları çözmeye, yanlış gördüğünüz dengeleri de oturtmaya ihtiyacınız var. Okula giden çocuklarımızla alakalı burada eğitimlere ve çevresine dikkat etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Yaratıcı sanatçı çocuklarınız var. Onların üstüne giderek o başarıyı elde edeceğinizi düşünüyorum. Sağlık olarak son zamanlarda ufak tefek geçirdiğimiz operasyonlar, grip enfeksiyonları ya da bronşitlerinizle ilgili doluluklar var. Buna dikkat edelim. Sevgili boğalar, yükselen ve ay burcu boğalan güzel takipçilerim, bu hafta iş konularımız, iş hayatımızla ilgili daha yoğun bir temponun içerisinde olurken başarmak istediğiniz konularda kendinizi daha rahat geçişler sağlayacaksınız. İstemek ve istekler arasında değil, direkt isteyerek bunları hayatımıza geçireceğiz. Uzun süredir görünmüyordunuz. İşinizle alakalı çok fazla insanların bakışları, enerjileri ve beğenilmeme duygusu sizi fazlasıyla yıpratıyordu. Bu hafta daha çok işinizdeki verimliliğiniz, o bulunduğunuz ekip ve dışarıdaki çalışma arkadaşlarınızdaki aranızda
aranızdaki bağlardaki sorunları yavaş yavaş düzeltme dediğim, hak dediğimiz noktada sizin daha ön planda olduğunuz ve bu noktada da işinizle ilgili yerinizi belirlemek, bulunduğunuz alandaki netliği görmek sizi mutlu edecek. Ve yöneticileriniz ya da üst düzey kurumdaki birlikte var ettiğiniz insanlarla hem ödüllendirme hem de priminiz ya da haklarınızla alakalı daha gülümseyen bir enerjide olacaksınız. Devlet, devletle bağlantılı var ettiğiniz emeklerinizle ilgili hep askıda kaldı, tam olacak gibi oluyor dediğimiz noktada birilerinin desteğiyle o kapıdan güzel fırsatlarda siz de yerinizi belirleyeceksiniz. Olmuyor yani, beni kimse anlamıyor dediğiniz noktadaki desteklerde fazlasıyla iyi olacak. Yani devletle alakalı kriz, taş orandaysanız ya da devlet masanızla ilgili rahatsız olduğunuz evreler, sizi devamlı kızdıran ve yoran ve hiç işe yaramayan ve yarıyormuş gibi gözüken insanlar etrafınızdan dağılacak. Kendi işiniz ya da ortaklı işlerle alakalı uzun süredir hatalarınızı görüp ona göre yenilikler katmaya ihtiyacınız var. Yani siz başarı olmak için bu hafta en iyisini koşturmanız lazım. Çünkü iş evinizde büyük kazançlarımız, parasal beklenti içerisinde olduğumuz noktalarda büyük gelişmeler, devamlı dışarıdaki organizasyonlar, emlak alım satım ya da muhasebe finans alanınızdaki kapılarınızda daha büyük görüşmelerle birlikte eksik yönlerinizi de görerek bu alanı şifalandıracak gözüküyorsunuz. Belki de en önemli şey şifalanmaya, karmanız, çocukluğunuz ve özellikle baba baskınızla alakalı yaşanan sorunlar hep her gün sizin dengenizi yoruyor olabilir. Orayı da biraz şifalandırdığımızda köklerimizle alakalı noktada daha güzel aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Ve özel hayatımızla alakalı kırgınlıklarımız, kırıldığımız noktalar, sizi tam anlıyormuş gibi düşündüğünüz kişinin hiç anlamadığını anlayarak bu ilişkiyle ilgili biz neredeyiz, ne yapıyoruz sorularını siz kendinize soracaksınız. Mücadele mi, devam mı, bunun kararını verme vakti. Çünkü emek verdiğiniz hiçbir şey filizlenmiyor. Sadece siz kendi köklerinizi böyle batırıyorsunuz. Filizlenen bir hayata ihtiyacınız var. O yüzden size yenilik, yenilenme şart olarak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizle ilgili uzun süredir ortak iş mi yapalım, kendi işimizi mi kuralım dediğimiz noktalarda bazı borç sıkıntılarınız var. Bunları toparlayarak ona göre karar vermeniz lazım. Sevgili gençler, eğitim konusunda sadece kendinizi haklı olarak görüyorsunuz. Ailenizin emeğini ve mücadelesini yok sayıyorsunuz. Şimdi ailenize sarılarak onların değil, sizin istediğiniz kariyer için adım attığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Duygusal anlamda aşk enerjimiz, takıntılarımız daha ön planda oluşacak. Sevgiyi aramak, nasıl sevildiğinizi, ya amaç nedir diye sorgulayacaksınız. İlişkide kullanılıyor muyum? Karşı taraf bana emek vermiyor. Ben bu duyguyla alakalı noktada çok fazla yıprandım soruları. O yüzden psikolojimiz daha çok ilişkiyle alakalı girdabı çözeceksiniz. Bu da sizin daha sade bir ilişkiye, daha sizi anlayacak ilişkiye ihtiyacın olur. Eski ilişkiniz geri dönebilir. Şu anki ilişkinizle alakalı sorularınızın cevabını bu hafta detaylı düşüneceksiniz. Evli çiftlerde sürpriz çocuk ve çocuk odası, çocuk yenileme, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili güzel kararlar vererek onların hayatına daha çok dokunacaksınız. İlişkinize de renk katarak ilişkinizin enerjisini düzelteceksiniz. Sevgili ev hanımları, özellikle son zamanlarda kendi ailenizin yaşadığı krizlere destek olmaktan kendi vücut estetiğinizi, çocuklarınız ve eşinizle olan bağı kopardınız. Bu hafta onlarla alakalı denge toparlayarak ilişkimizle alakalı doğru dengeyi bulmaya ihtiyacımız var. Sevgili ikizler, nasılsınız? Yükselen ve Ay burcu ikizler olan Allah'ın güzel ailem. Bu hafta özellikle eğlence ruhumuzun, iletişim ruhumuzun hem böyle keyifli hem güzel olurken bazen içinizdeki lafları birilerine geçirmek isteriz ya, şuna da şunu söyleyeyim, buna da bunu söyleyeyim. Tam bu hafta bu kafadasınız. İçinizdeki eksiklikler kalmasın, söyleyin. Çünkü onlar size söyleyince alttan alıyordunuz, şimdi alttan almıyorsunuz ve onlara kendi içinizden geçen her şeyi söylüyorsun. İş yoğunluğumuz ve özellikle iletişim ve aynı şekilde dijital alanlarla bağlantılı yoğun mailler, mesajlar üzerindeyseniz bu hafta kafanız hem hareketli hem hızlı olduğu için yanlış evrelere dikkatli kontrol edelim. Çünkü bu konumuz ve değişimimiz için doğru bir süreç. Bu süreci kaybetmemeniz lazım. Özellikle de ihracat, alım, satım ve sosyal ağlar, dijital medya, medya sektörüyle alakalı iletişim, blog yazarlığı ile ilgili bu hafta farklı teklifler alarak farklı projeler için çağrılmaya, oradaki mülakatla ilgili
güzel anlaşmalar size ayrı bir kapının da rüzgarını yaratacak. Yani yeni işler, yeni fırsatlar var. Uzun süredir çok mücadele ettiğiniz, akademik anlamda mücadele ettiğiniz başvurularınızla ilgili olumlu cevaplarınızı alabilecek ve başlatabilecek bir haftasındasınız. Bunu doğru değerlendirin. Unutmayın, hayal ettiğiniz her şey sizindir. Hayal etmeyi bıraktığınızda hiçbir şey sizin değildir. Hayal en büyük umuttur, yani yaradandır. Siz umutlarınızı yaradanla konuşun, o size o güzel kapıları açacak. Yurt dışı ile ilgili uzun süredir taşınmak, yerleşmek konularımızla ilgili çok inandığımız geçmiş iş dostumuzdan gelecek tekliflerle bu fırsatları da daha güzel bir şekilde aydınlığa kavuşturacağız. Ortaklı proje, ortaklı işlerde de kazançlarımızla ilgili hatalar açık olabilir ve kendi kendimize zarara sokabiliriz. Biraz daha detayları ön planda oluşturacağız. Çevrenizde arkadaşlar sizi farklı insanlarla tanıştırabilir. HIV virüsü, HPV virüsü ciddi anlamda sıkıntı olabilir. Kontrolsüz özel hayatımızı yapmamamız lazım. Kontrollerimizi alalım lütfen. Gençlerimize de bu konuda biraz daha uyarı yaparsanız ileride HIV virüsü ve HPV virüsü kimse olmaz. Cinsel yolla bulaşan her hastalık doğacak her çocuk için geçerlidir. Bunu unutmamanız lazım. Evet, yani cinsel hayatımızın daha aktif olacağı bir hafta olacağı için ve bu süreçte vücudumuz mikrop kapmasın diye uyarıyorum. Bu ara ailemizle alakalı yapacağımız iş, ailemize ait toprak konularımızla ilgili çözülmesi gereken noktalarda büyüklerimize baskı yapıyor olabiliriz. Ve onlar daha yaşıyorlar, deyim baskısını yapıyorsunuz. Mallar bölüşse de aile büyüklerinize ait olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ve o fazla aldı, bu fazla aldı değil. Onlar emek verdi. Siz emek verilen bir şeye ısrarcı olamazsınız. O yüzden biraz daha bu konuda uslup dengemizi düzeltmeye ihtiyacımız var diyorum. Dedim, giderli konuşmuyorum, haritalar uyarıyor. Benle alakası yok. Yani bu, ben de mesela çocuğuma şunu demek istedim. Ya oğlum, ben yaşarken neyi? Eğer ihtiyacın varsa vereyim. Ama yaşlılıkta paraya ihtiyacı var. Gençken her yerde yaşarız. O yüzden ya, büyüklerimizin emeklerine dokunmayın. Siz onlardan daha büyük emek yapıp onlara o emeklerin gururunu verin lütfen. Evet, özellikle de yeni ilişkiye başlayanlar için evlilik yüzleşmesi, yani o el sizin için evliliği gerçekleştiriyor. Nişanlınız ya da sözünüzden ayrıldıysanız o aileden hak ve helallikle ilgili duyumlar alacaksınız. Sanki içinizdeki yağlar eriyecek. Uzun süredir ilişkilerde de gerçekten evlilik kararındasınız. Sadece aile ve Ramazan ayının geçmesini bekliyorsunuz. Aileler isteyecek, merak etmeyin. Bir de çalışan çiftlerimizle ilgili özellikle uzun süredir iş değişimi, yeni arayışlar içerisindesiniz. İhracat, yurt dışı firması ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz konular olumlu. Kendi işinizi satmak ya da farklı alanlarda işi değiştirmek istiyorsanız da cesaretinizi yaparak yenilikler katabilirsiniz. Dil eğitimi, farklı kurslar sizin için çok daha iyi olacak. Sevgili ev hanımları, bu ara en önemli şey aile bireylerinizin beslenme düzenini yaratmanız lazım. Evde fazla yağlı yemekler ya da abartılı yemekler yapmayın. Eşinizin ve sizin kalp probleminiz olabilir. Orada bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. En önemli şey sizin bu küçük banyonuzun o lavabosu ve giderle ilgili sıkıntılar var. Onu bu Nisan ayında çözeceksiniz. Şimdiden eşinizi vıt vıtlayabilirsiniz. Boşanma ve ayrılık kararı verenler lütfen daha dengeli ve hakları abartmadan adaletli davranın. Haklar yüzünden boşanamıyorsun. O ev benim hakkım, bu araba benim hakkım. Ya ikiniz de bu hayatı birlikte yaşayın. Yarı yarı bölüşün, hak kavgasından çıkın diyorum. Dedim bile. Sağlık olarak virüs vücudumuzda CRB'miz yükselebilir. HIV ve HPV virüsleri daha kol gezebilir. Çünkü aktif bir cinsel hayatımız, öpüşme hayatımız yoğun olabilir. Bu konulara dikkat edeceğiz. Çocuklarımızın alerjik reaksiyonu, saç dökülmesi, aynı şekilde cildimizde egzama gibi sıkıntılarımız da gün yüzüne çıkabilir. Bir dahiliyeye giderek, cildiye giderek gösterebilirsiniz. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Güzel, keyifli bir hafta sizlerle olsun. Yükselen ve ay burcunuzu takip etmeyi unutmayın. Şöyle diyeceğim, 25 Mart'ta bir gölgeli ay tutulması var. Detaylı video kanalda. Orayı izleyebilirsiniz. Birden dilim sürtüştü ya. İdare edin beni. Ben kendi halimle olmayı seviyorum.
Evet, köklerimiz, kök hayatımızla alakalı sağlık problemleri ve köklerle alakalı miraslarla ilgili. Yani iş, kardeşler arasında bir ya da aile şirketinde çalışıyor olabilirsiniz. Bulunduğunuz şirkette kendi içlerinde krizler olduğu için siz de şirket olarak panik içerisinde olabilirsiniz. O yüzden gitsek mi kalsak mı, bu kökler bazı karışıklıklar yaratabilir diyebileceğimiz bir hafta. Sabırlı olursanız oradaki krizler, yönetim başkanı, yönetim kurulu ile ilgili büyük değişimlerle birlikte sizin de yeriniz rahatlayacak olarak uyarıyorum. Ve aynı şekilde kurumsal, yurt dışı bağlantılı işlerle alakalı mailler, mesajlar ve çok fazla yoğun bir haftanın telaşı içi ihale, koşturma, almak, vermek dediğimiz dengelerin daha yoğun hareket içerisinde olacağı. Özellikle finans ve kurumsalda, insan kaynaklarındaysanız bazı para ve dosyalarla ilgili karışıklıklar üst düzey kurulunun size uyarısına uğrayabilir. Daha dikkatli olacaksınız bu hafta dedim. Devlet kurumuyla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz işlerle ilgili olumluluk var. Ama bulunduğunuz noktanın değişimi için biraz daha sabretmeye ve oradaki dengeyi anlamadan oradan ayrılmamamız gerekiyor. Buradaki insanların yorucu evresinde kafanızdan silin atın bu hafta. Evet, kendi işinizi büyütmek, farklı alanlarda iş kurmak isteyenler için evet yapmanız gerekiyor. Çünkü siz başkasını değil kendi ekmeğinizi büyütmek istiyorsunuz. Ufak tefek kenarda paranız var. Cesaretiniz yok. Bu hafta bunlarla ilgili planlama yapalım. Biraz burada, biraz altyapısını kuracağımız noktada. Yıl sonuna kadar bulunduğumuz şirkette sonra kendi işimize geçelim. Yazma kabiliyeti, söz yazarlığı, yazma, sanat kabiliyetinizin çok fazlası, dans, tiyatro, sahne enerjinizin daha yüksek olacağı bir haftadasınız. Bu tarz noktalarda hakimiyet kuruyorsanız kendi başarınızda ödülleriniz var gözüküyor. İşimiz gereği yurt dışı seyahatlerimiz ve şehir dışı seyahatlerimizde aksilik yok. Sadece alınganlık, dağınıklık olabilir. Biraz hani unutulan evraklar olabilir. Bunları kontrol edeceğiz. Ve şirketimiz sizi uzun soluklu farklı bir ülkede yolculuk yapabilir. Siz de bu fırsatlarda orada farklı bir alan yaratarak kalmayı deneyebilirsiniz. Bu fırsatları da değerlendirin. Uzun süredir iş bekliyorsanız, iş imkanları ile ilgili kendi mücadelenize kırıldıysanız, özellikle 15 günlük süreçte doğru iş kapılarınız var. Bugünden itibaren bu hareketi yaparsanız çağırmalar, olumluluklar var gözüküyor. Ortak ayrımı dediğimiz, kendi işimizle alakalı ortak ayrımla ilgili kararlarda biraz daha sakin adımlar ve sert ifadeler kullanmamanız gerekiyor. Çünkü ortağınızla ilgili değil, sizin insanlara karşı bir memnuniyetsizlik enerjiniz ve parayı bölmek istemiyorsunuz. Ama orada onun demeyi, sizin demeyiniz var. Farklı bir iş kurarak burayı yavaş yavaş hayatımızdan çıkartmanız daha olumlu. Yani çünkü siz çok başarı var edeceksiniz ama o insanın demeyi var. O şirket değil, farklı bir şirket eşinizin üstüne, kardeşinizin üstüne yaparak orayı büyütürken buraya da destek olarak, buradan haklarınızı alarak o sisteme dönüş yapabileceğinizi uyarır. Motor almak, araç almak, bu konularla ilgili yoğun bir evredesiniz, keyifli olacak. Baba köklerimize ait bazı miras konularında kuzen, amca, hala evrelerinde büyük tartışmalar, iftiralar, yalanlara maruz kalabilirsiniz. Avukat çözerek bu dengeleri kurmamız gerekiyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı eşinizin biraz kapris yönü, evde ve düzende devamlı çok yorgunum, işe gidiyorum, bunu yapıyorum. Evde de yapamaz. Duymayın onu. Çünkü ilişkimize zarar verecek bu şekilde duymalar, iletişimde sertlikler olabilir. Uzun soluklu ilişkilerde güven problemi, aldatılma, dijital sahalarla ilgili rahatsız olduğunuz konuları detaylı bir şekilde yakalayacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, uzun süredir en önemli şey parkeleriniz, pimapenleriniz ve perdelerinizin değişmeye ihtiyacı var. Üçünü bir yapma kararı içerisindesiniz. İkna et yap, çünkü o parkeler gıcırdıyor. O kapı ve pimapen kapılarınızın şeyleri gıcırdıyor. O yüzden mutsuzsunuz. Bunları çözmeye ihtiyacınız var. Eşinizin de miras konularıyla alakalı hareketli bir dönemi var. Buradan da gelecek haklarla birlikte güzel evinizi yenileyebilirsiniz. Bu ara özellikle şunu demek istiyorum. Göz kontrolünüz, göz görmeyle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Eşinizin ten kokusuyla alakalı devamlı şikayet ediyor olabilirsiniz. Eşiniz yıkanmayı sevmiyor olabilir ya da onun için yıkanmak çok önemli olmayabilir. Onu lütfen o enerjiyle yıkamaya ihtiyacınız var. Çünkü gerçekten bir koku problemi. Bence onun vücudunda koku değil, yediği bir şey vücudunda koku yaratıyor olabilir. Beslenme düzenine dikkat edelim lütfen. Uzun süredir eşinizle aranızda soğukluk varsa ve cinsel hayatımız aktif yönümüzle ilgili yavaş yavaş birbirimizi çözmeye başlayacak ve bu dengesizlikler bitecek gözüküyor. Merak etmeyin. Ufak tefek beklediğiniz paralarla ilgili olumlu bir süreç evresi var. Yani çocuklarımız evimize uyuz getirebilir.
Çocuklarımız dışarıdan farklı mikroplar getirebilir. Yani uyuz alerjisi, cilt kaşıntısı, egzama krizlerimiz ya da cilt kabarcıklıkları söz konusu olabilir. Uyuza dikkat edelim. Uzun süredir de aile büyüğünüzün satmaya çalıştığı aracı çözmüş olacaksınız. Şirketinizin de sizinle ilgili araç konusunda bazı kararsızlıkları var. Özgüven ve uzun süredir dil eğitiminiz yarımdı. Bunu tamamlamaya ihtiyacınız var. Mutlu olun. Sevgili aslanlar, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Gölgeli ay tutulmasını detaylı bir video ile yaptım. Orayı dinleyebilirsiniz. Bu hafta nelere dikkat edeceğiz? Özellikle kardeş, kuzen, evrelerimiz, anne köklerimizle alakalı bazı dengelerde yaşanacak krizler, iletişim konusunda yanlış anlaşılmalar ve iş yerimizdeki yanlış ifadelerden kaynaklı uyarılar içerisinde olabiliriz. O yüzden üst düzey ekip çalışma arkadaşlarımızla alakalı şu egolar, şu havanız, şu evrenizi sizi yere indirebilirler ki bu kadar başarılıyken kimsenin size izin vermesine izin vermeyin lütfen. Evet, işinizden memnun değilsiniz. Artık buranıza kadar geldi. O yönetici İçinizde o ekip arkadaşlarınızın yüzünü bile görmek istemiyorsunuz. Alternatif bazı teklifler kafanıza oturmadığı için biraz daha beklemeye ihtiyacınız var. O kalbinizden geçen yer için biraz daha görüşmeler devam edecek ve olumluluk var efendim. Aynı şekilde devlet kurumsalıyla alakalı noktada çalışıyorsanız farklı bir şehir, farklı bir ülke mücadeleniz söz konusu olacak. Bunlarla ilgili de yavaş yavaş basamaklarla siz seçileceksiniz. Evet, özellikle de stabil bir noktadaysanız değişmeyen tek şey patronunuz ve buradaki sistem değişmiyor. Siz de değişmek istemiyorsunuz ve devamlı para konuları yetmiyor diyorsunuz. Ne patronunuz sizi yükseltir ne paranızı değiştirir. O yüzden siz kendinizi geliştirecek farklı ek eğitimler, hizmet alanları ararak kendinize farklı mesleklerde başarı sağlayabilirsiniz. Büyük kurumsal alanda denetim, kontroller alanında çalışıyorsanız maliye denetimleri, bazı denetimlerde bazı ödemeleriniz gereken krizler ve şirketimize cezalar yazılabilir. Dikkatli olun. Devlet denetimleri de aynı inşaat ya da büyük tekstil firmasındaysanız ya da büyük demir metal firmasındaysanız büyük denetimler, fabrikada çalışıyor olabilirsiniz. Fabrikanız geçici süre kapanabilir. Uyarılar söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız bu bulunduğumuz noktanın biraz daha alt tabakasında bazı eksiklikler. Yani oraya yenilik, renk, enerji değil de oranın farklı bir ürünle ön plana çıkartmaya ihtiyacınız var. Çünkü yeriniz çok merkezde, ufak tefek dokunuşlar ve buraya farklı bir renk kattığınızda, yani ürünün rengi, sattığınız şeyi farklı bir enerjiyle var ederseniz burası size çok ekmek yedirir. Ailenize ait dükkan ya da arsa, toprak konularımız çok hareketli olacak ve bu süreçte belli anlaşmalı şekilde davalar açılacak. Herkes daha vakti var ama herkes hakkına düşen payı almayın mücadelesini vermesi lazım. Ailemize ait ya da ortaklı işlerimizle alakalı uzun süredir duran süreçte hareketlenme, daha yeni insanlar, yeni çevre ve yurt dışı bağlantılı altyapıyla alakalı oturtmak istediğiniz planlar var. Aslında bu ülkeden gidip farklı bir yere yerleşmek ve orada kendi başarınızı sağlamak istiyorsunuz ama şu an bu konularla ilgili sadece kurumsal alandaki kişilerin iş gereği gidebilir. Yerleşim olarak daha bunlar için vakit var. Ama çocuğunuzun ya da evladınızın bu tarz bir Haziran ayına kadar böyle bir oluşumu söz konusu gösteriyor. Kuzeniniz gidebilir, yakın akrabanız, çocuğunuz gidebilir ama sizin oraya yerleşme gibi daha vaktiniz var gözüküyor. Ev satıp ev alma niyetiniz var olacak. Nisan'ın sonuna kadar bu ev aslında şu an bir satılık enerjisi gösteriyor. Nisan sonuna kadar bu evre aydınlığa kavuşacak. Yeni eviniz, yeni enerjiniz hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftler arasında yani erkeğinizin iş krizleri çok yoğun olduğu için evde uslubu ters. Sizin de işte değiştirme niyetiniz olduğu için onun davranışlarını görmüyorsunuz. İlişki saçma sapan bir noktaya doğru gitmeye başladı. Düzeltme vakti, çocuklar da bunun farkında. Evet, duygusal hayatınızda bir ileri bir geri giden ilişkinize veda edeceksiniz. Uzun süredir ciddiyet içerisinde olduğunuz ilişkinin sizi oyaladığının farkındasınız. Onunla ciddi bir görüşme dönemi yoksa aynı şekilde 2 yıl daha kayıp yaşarsınız. Eski sevgiliniz geri dönsün diye beklerken başka alternatiflerimiz var, değerlendirebiliriz. Üzerinizde kötü bir enerji, özellikle anne köklerinizden kaynaklı kötü enerji hissedenler için Ayetel Kürsü, Nas Felak ve Cin Suresi okursanız üzerinizdeki negatif enerji değişebilir. Sevgili ev hanımları,
Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Yemek yapmak, çocukları dinlemek, torunları görmek ya da onu bunu görmek istemiyorsunuz. Ama çocuğunuzun sürpriz bir çocuk evresi, çocuk düşüncesi var. Hayırlı olsun. Aynı şekilde aile binasında oturuyorsanız bir müteahhit anlaşması, yeni bir döngü olacak. Bu da sizi mutlu edecek. Şöyle sabah programlarını seyretmeyi bırakıp biraz yüzerek, biraz vücudunuzu düzeltirseniz iskeletiniz düzelecek. Sırt omuzlarınızda skolyoz problemi olabilir, boyun eğilmesi olabilir. Bu tarz evreleri sağlık konusunda dikkat etmemiz lazım. Özellikle birinci katta ve alt katlarda oturanlar için ani taşınmalar söz konusu gözüküyor. Sevgili Başaklar, özellikle para yeteneklerimiz, kendi yeteneklerimiz ve yükselen ve ay burcu Başak olan sevgili takipçi, parayla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz konular, yetenekleriniz, kendi işinizi kurmak, yeni iş arıyorsanız bunlarla ilgili güzel bir haftanın serüvenine başlayacaksınız. Amaçlarınızı biraz daha doğru görerek ve nasıl bir iş imkanı ve de uzun süredir bulunduğunuz noktadaki kasvetli evreden çıkıp daha renkli bir enerji içerisinde olmak istiyorsunuz. Bunun için de biraz daha sabretmeye ihtiyacınız var. Şirketiniz iyidir. Ne renkli arıyorsunuz? Maaşınız, düzeninizle ilgili şikayetleriniz var ama en azından paranız düzgün yatıyordu. Uzun süredir iş arıyorsanız bununla ilgili çok yakın bir erkek iş dostunuzdan gelecek bir oluşum sizin yeni bir iş imkanı yaratmanızı hakimiyet gösterecek. Özellikle iş sınavımız, devlet sınavımız ya da mülakatlarla alakalı başarılı bir döngüdesiniz. Biraz kafanız annenize ya da aile büyüklerinizle ilgili sağlık problemlerine takıntılı. Bu süreçlerde o yarım saatlik ya da bir saatlik süreçte onları dert etmeyin. Onlar sağlıklı gözüküyor. Sadece alana konsantre olun. Güzel işleri, güzel imzaları sizin için atılmış olacak. Kurumsal alanda yer değişimi ya da alanınızla ilgili farklı alanlarda farklı projelerde yer almak istiyorsanız biraz daha bu noktayla ilgili kendinizi ön plana atmanız gerekiyor. Özellikle geçmiş iş mahkemeniz ve parasal konular alakalı mücadele ettiğiniz noktada olumluluk evresini yavaş yavaş ruhunuzu hissedecek. Devlet kurumu ve devlet kurumuyla bağlantılı olduğunuz noktalarda da oranın gereksiz dışarıdan gelen insanları sizi yoran saçma sapan sorular sizi kasvete boğdu. İşiniz bu. Sorulara cevap. O yüzden vazgeçmeyin. Devlet, hakim, savcı ve bu tarz noktalardaysanız ani yer değişimleri, farklı değişimler ya da doktorsanız farklı bir yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklarla ilgili olumluluk evreniz var. Farklı bir yerde görev almak isteyebilirsiniz. Kendi işinizi büyütmek, farklı iş imkanları ile alakalı destekler alarak iş yerimizi büyütme kararı, reklamını, dijital sahasını aydınlatacaksınız. Ortaklı işlerle ilgili uzun süredir çözemediğiniz konuları bu hafta toplantı içerisinde olacağız. Eksiklerimizi, yanlışlarımızı masaya yatırıp burayla alakalı sorunları gidermeye hakimiyet kuracağız. Bu da sizin. Yani siz yeteneklerinizle eksikleri göreceksiniz. Evet, duygusal hayatımızda biraz daha çetrefilli, bizi üzen, kıpratan, içimizdeki acıyla yüzleşemiyoruz. Hep onu affettiğimiz için yüzleşemiyoruz. Affetmeyi bırakalım. Biraz yüzleşelim. O sizin için doğru değil. Eski ilişkilerle ilgili beklediğiniz sonuç sizi mutlu etmeyebilir. Umut etmeyin, yeniliklere bakın. Özellikle de üniversite dostlarınızla tanışacağınız insanlara şans verebilirsiniz. Ya da geçmiş iş dostlarınızdan size teklifleri olabilir. Şans verebilirsiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşiniz mobbing uyguluyor olabilir. Mobbing tarafında baskı altında kalıyor olabilir. Ona destek vermeyi unutmayın. Bir de ev taşınmak, yeni bir eve girmek, kiradan kurtulmak için biraz daha vaktiniz var. Şu an mal sahibinizle krizler var. İlk önce onu çözün. 7. ve 8. ayda ev konusu çözmüş olacaksınız. Şu an bu konuyu zaten eşinizin iş stresi var. Bir de ani gitmeniz gereken dışarıdaki işlerimizle ilgili hem kazançlı hem anlaşmalar doğru olacak gözüküyor. Evet, nişanlı çiftlerde biraz fitnelik olabilir. Aile çevrelerinden kaynaklı laf sokulup kenara. Onları duymayın siz. Birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinize güzel davranın lütfen. Uzun süredir çocuk tedavisi, çocukla ilgili kararsız olan eşinizle ilgili kaynaklanan sorunların farkına varacaksınız. Eşinizin küçük bir operasyon geçirerek ancak çocuk tedavisiz. Sevgili kadınlarımız sizden değil, beylerinizin ufak bir operasyonla tedaviyle çocuk enerjiniz var gözüküyor. Merak etmeyin.
Aile müsait yaz evine baktırmak, köy evimizle ilgili tamirat ya da ufak tefek farklı yerlerdeki evlerle ilgili tamirat, tadilat konularımız söz konusu olacak. O da ailenizi mutlu edecek. Sevgili ev hanımları, eşinizin uzun bir yol seyahati var, şüpheleriniz var. Bir kontrol edelim. Stabil bir noktada çalışan eşinizi devamlı evden kovuyor gibisiniz. Dışarı git, şuraya git, temizlik yapacağım. Ay ki şefkat göster de adamcağız koltukta rahat etsin. Zaten koltuk formatlı bir adam. Ne istiyorsun adam? Ayağını kaldır, yer sil işte yani. Yapma yani. Sen de kırıcı oluyorsun. Bu ara yemek yapmak, çok misafir ağırlayacağınız baklava, böreklerin yoğun olduğu, şeker krizlerimiz olabilir. Dikkat edin. Çocuklarımızla alakalı iletişimi daha sakin bir evrede. Onların dil ve eğitim konularını biraz daha ön planda tutmamız lazım. Anneanne, babaanne sağlık problemlerimiz gündemde olabilir. Sağlıklarını ihmal etmeyelim. Özellikle de evde biraz daha şöyle söyleyeceğim. Çocuklarınızın bilgisayarı, teknolojik televizyonunuz ya da yatak odanızda televizyon alabilirsiniz. Böyle düşünelim. Bu kadar teknolojik şey evin içinde olmamalı. Zaten her yer teknolojik. Yormasın enerjinizi. Yatak odasında televizyona karşıyım ben. Bilginiz olsun. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi ve ait burcu terazi olan güzel takipçilerim. Bu hafta benliğimizin daha çok hareket edeceği, iş yerindeki rahatsız olduğumuz, bizi mutsuz eden insanlarla bağ evremizi böyle yavaş yavaş kopartma içerisinde olacak. İşi değiştirmek, farklı iş arayışlarımızın daha hareketli olacağı ve kendimizin hak edilişimizi kendi yönümüzle bulacağımız bir hafta. O yüzden istekleriniz iş konusunda belirsiz giden, sizi yıpratan ve sizi hor gören evreden çıkıp daha özgür bir alana geçmek istiyorsunuz. Alternatif noktaları detaylı inceleyerek ve kendinizi hangi bir noktada başarıysanız o noktaya doğru itmeniz gerekiyor. Uzun süredir kurumsalla alakalı noktada değişimler ve rahatsız olduğunuz çalışma arkadaşlarınızla ilgili yoğun kaos sizi çok fazla odaklanmanıza ve orada hatalara teşvik ediyor. Yeni imkanlar ve farklı kurumsal alanlardan gelecek haberler ve teklifleri değerlendirebilirsiniz. Devlet ya da kurumsalla alakalı noktada çalışıyorsanız bulunduğunuz devlet kurumunda daha böyle sakin bir bölgeye geçmek, o bölgede kendinizi ispatlamak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili de aktif rol alacağınızı uyarıyor. Kendi işinizi büyütmek, kendi işinizi kurmak istiyorsanız da ailenizin desteğiyle güzel anlaşmalara imza atacaksınız. Küçücük bir bakkal dükkanınız, çay ocağınız olabilir. Kazançlarınız yavaş yavaş kendi evresinde oturmaya başlayacak. Ortak ayrımları, ortak konularla ilgili de artık daha özgür hareket etmek istediğiniz için ortaklı alanları hayatınızdan çıkartma evresindesiniz. Hayırlı olsun. Ailenize ait uzun süredir çözemediğiniz ortaklı mallar, ortak ev, kardeşler arasındaki ortak düzenlerle alakalı haksızlıkları da konuşmak için adım atmaya ihtiyacınız var. Çünkü oradaki iki kişi kesinlikle burası bizim diyor, sizin haklarınız yenilmesin. Küskünlükler, kırgınlıklarınız var ailenize karşı. Evet, haksızlığa uğradınız, haklısınız. Affetmeyin diyemiyorum ama içinizdeki öfkeyi büyütmeyin diyorum size. Bunu da böyle uyarayım. Çalışan çiftlerimiz, özellikle kendi iş alanınızla ilgili bazı görevleriniz daha yüksek olacak. O yüzden evi biraz ihmal edebiliriz. Bunlarla ilgili biraz daha eve önem verelim. Çocuklar, ev düzenimizin, evin yenilenmesi. Hatta bakıcınız ya da anneniz bakıyorsa da çocuğunuzun huysuzluk evresini görmeniz gerekiyor. Bunu bilin. Taşınma mevzularımızın çok hareketli olacağı, nereye taşınmak, yani şehir dışı mı, yaşadığımız bölgeye yakın mı, bunlarla ilgili kararsızlıklarınız var. Bunları bu hafta çözmemiz gerekiyor. Çünkü o bir ay çok hararetli bir dönem içerisinde olacaksınız. İlişkiler konusunda kendinizi mutsuz olan ilişkinizle ilgili onu iyileştirmek, ilişki terapisine giderek tekrar şans vermek istiyorsunuz. Kendinize zarar edersiniz. Çünkü o değişmez, siz de değişmezsiniz. O yüzden birbirimize ait dengeleri yıpratmadan ayrılmayı karar vermeniz gerektiğini uyarıyorum. Uzun soluklu ilişkilerde de planlamalar, gelecek, evlilik, konuşmalar, hakimiyet söz konusu olacak. Eski ilişkilerinizi merak ediyorsanız onlar mutlu, siz de mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Önünüze bakın ki hayatınızdaki gelecekler, fırsatlar sizin için daha olumlu evrede söz konusu olacak. Farklı şehir ya da farklı ülkede yaşayanlar için şunu demek, şirketiniz ya da iş yerinizin ani değişimlerinden kaynaklı ev değişimleriniz de olabilir. Buna da hazırlıklı olun. Dil eğitimi, farklı sanat eğitimleriyle ilgili merakınız oluştu. Bunları da yapmanız gerekiyor.
Sevgili ev hanımları, uzun süredir seyahat ve köyünüze ya da toprağınıza gitme niyetiniz var. Eşinizi ikna edemiyorsunuz ama aileniz Nisan ortasında gidecek. Şimdiden bilet alın, kocanızı ikna edin, yoksa uzun soluklu gidemezsiniz diyorum. Evinizde ufak tefek değişmesini istediğiniz yenilikleriniz var. Özellikle badana boya konularımız hareketli olacak. Elektrik tesisatlarımızla alakalı bazı süreçte kokular var. Bunların değişmesi lazım. Boşanma fikri olanlarda da haklar kavgasından dolayı devamlı boşanmalarınız erteleniyor. Ceza mahkememiz ya da vergi borcumuz, emlak borcumuzla ilgili detaylı bir sürece girip bazı cezalar almamanız gerekiyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken mide asitlerimiz, boğaz enfeksiyonlarımız ve nodüllerimiz hassas gözüküyor. Sevgili akrepler, nasılsınız? Yükselen akrepler, ay burcu akrep olan güzel takipçilerim. Özellikle psikolojimizin daha derin olacağı ve birçok noktada kendimizi dinlemeyi ve dinlerken yanlış kararlar vermemize sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar bu hafta kendimizi dinlememeyi öğrenmemiz lazım. Derinlik sizi fazlasıyla işimizde hatalar yapmamıza, başkalarının yanlışlarını sert bir şekilde ifade ederek işimizde yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar ruhumuzu yatarken dinleyeceğiz, gündüz dinlemeyeceğiz. Evet, işimizin çok yoğun olacağı ve dışarıda koşturmalar, organizasyon işler, yeni olacak projelerde büyük bir hakimiyet içerisinde olacaksınız. Başarınız keyifli. Aynı şekilde yer değişiminiz, mekan değişiminizle ilgili bu hafta daha çok zorlayıcı bir dönemimiz olsa da devam edin zorlamaya. O masa, o konum sizin için hayırlı. Devlet kurumuyla alakalı noktada çok hareketli ve yoğun giderken orada biraz daha dinlenmek, izin alma fikriniz olumlu olsa da başkalarının takip üzerindesiniz. Bu izin evrelerinizi biraz daha kontrol etmemiz gerekiyor. Ankara, İç Anadolu bölgesinde çalışanlar için farklı tayinler söz konusu olabilir. Buna da hazırlıklı olun. Kendi işinizi büyütmek, farklı alanda büyük işler yapmak istiyorsanız da acelecisiniz. Şu anki kendi işinizle ilgili ufak tefek pürüzler, burayla ilgili yeni çevre, yeni edinmeniz gereken oluşumlar varken burayı kapatıp farklı bir işe gitmek buradaki zarar katarsınız. O yüzden burayı büyüterek farklı işlerde içine katarak yapabilirsiniz. Ailenize ait işiniz, toprağınızla ilgili büyük yenilikler ve bulunduğunuz noktada müteahhit teklifleri ya da araziniz için güzel teklifler var. Mantıklı şekilde ailenizi destekleyerek satılmamasını desteklemeniz lazım. İleriki dönemde toprağınızın bereketi sizin için daha sağlıklı. Evet, yurt dışı ile ilgili dışarıda halletmemiz gereken evraklarımız, dil eğitimlerimiz ve yarım bıraktığımız konular daha aktif rol alacak. Yani bir nevi kendimizde eksik gördüğümüz noktaları toparlamaya karar vereceğiz. En önemli şey de dağınık ruhumuz ve evimizin dağınık enerjisinde iyileştirmeye ihtiyacımız var. Çünkü kırılan kalbiniz duygusal anlamda çok fazla yıprandığı için hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Sadece takıntılara odaklıyız. Bu takıntıları bir çevirelim lütfen. Ve özel hayat konusunda sevgilinizin size yalan söylediği ve ona güvenmeyeyim arasında gelgitler. Bu arada devamlı insanlara ilişkiniz hakkında sorular sorarak ilişkinizi zora. Onu kendi içinizde tartıp kendi içinizde karar vermeniz lazım. Evet, ufak tefek yanlışları olabilir ama hatası çok büyük değil. Affedilebilir ve onu tekrar hayatınız içerisine alabilirsiniz. Çalışan çiftlerle alakalı noktada sevgili kadınlarımızın, çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın size yaptığı bazı karışıklıklar sizin işle alakalı aksiliklerinize sebep oluyor. Burayı biraz daha denetleyelim. Sevgili beyler, özellikle rakip gördüğünüz insanların sizinle hiçbir alakası yok. Boşuna hedef koydunuz. Daha büyük insanlara hedef koymanız gerekiyor. Toprak alım satımı, dışarıda alım satım işleri yapıyorsanız çok güzel kazançlarınız var. Bunları doğru değerlendireceksiniz. Evet, bu ara sevgilinizden o kelimeyi duymak istiyorsunuz. Sizi seviyor, merak etmeyin. Sizi özledi, merak etmeyin. Sadece o dile vuramıyor. Yazı, mesajla bunu alacaksınız. Eski ilişkinizin sevgilisi olduğunu duyup çıldıracaksınız. Hatta gidip yapışmak isteyebilirsiniz. Hiç gerek yok sevgili akrepler. Çünkü güzellikle olmayan bir şey kötülükle hiç olmaz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Evet, bu ara ailenizin istemediği, asla olmaz, bununla evlenemez dediğiniz kişi ailenize ikna edeceksiniz. Bu da keyifli olacak sizin için. Sevgili ev hanımları, biraz daha kendinize özen göstermesi, kılığımızı, kıyafetimizi, kilomuzu, evin düzenini, evin şeklini biraz daha toparlamaya ihtiyacımız var.
geçmiş çocukluğunuzdan 14-27 yaş arasındaki travmalarınız çok fazla ön plana çıkmaya gerekiyorsa psikologla bunu düzeltmeye ihtiyacımız var. Üniversite öğrencilerimiz ya da lise öğrencilerimize anlamsızca bağırarak onların motivasyonunu aşağı çekiyorsunuz. Onlar sizin evlatlarınız, onlara güzellik katın ki onların da güzelliği olsun. Efendim, çocuklar güzellikten anlar. Siz de o güzelliği katın onlara, daha güzel şeyler başarsınlar. Evet, eşinizin huysuzluğu, onun ailesinin her sözünü yapması ve aynı şekilde sizi dinlemesi artık çileden çıkarttı. Bazen diyoruz ya, gitse de kurtulsak dediğimizde, vallahi kör olur badem göz olur. Eşiniz iyi bir insan, dili yok. O ailesinin esiri altında. Bu böyle değişmez. Değişmeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Ona gereksiz baskılar yaparak incitmeyin lütfen. Boşanma kararı içerisinde olanlar da biraz daha geciktirme kararı içerisindesiniz. Ufak tefek seyahatlerle geciktirenler için birbirlerine tekrar şans verdiler. Sağlık olarak orta kulak iltihabımız, kulakta zar problemimiz olabilir. Bir de şekerimizi ihmal etmeyelim. Sevgili yaylar, yükselen burcu yay olan ve ay burcu yay olan sevgili takipçilerim, bu hafta her şeyden önce dostluklarınızın faydasını, dostluklardan yapacağınız işler, dost çevrenizden kazancınızla alakalı yenilikler. Yani dost kazığı yemeyeceksiniz. Dostluklardan gelecek güzel konuşmalar, güzel teklifler, güzel işler sizin motivasyonunuzu arttıracak. Yeni çevreyle birlikte iş alanınız ve iş çevrenizi de genişleştireceksiniz. Bilginiz olsun. Yurt dışı başvurunuz, yurt dışı ile ilgili imkanlarla ilgili, o da dostlardan gelecek yardımlar sizin o fırsatlarınızı da daha büyük noktada aydınlatacak. Yurt dışı ile bağlantılı çalıştığınız uluslararası firmada bazı yönetim değişimleri, satılma durumları, işten çıkartılma durumları söz konusu varken sizde böyle bir şey yok. Şirket sizi daha ana merkeze alacak. Sabırlı ve mantıklı olmanız lazım. Stabil bir noktada kurumsalda çalışıyorsanız burada biraz daha kendinizi ön plana atmanız lazım. Çok siliksiniz, silik enerjinizi toparlamaya ihtiyacınız var. Devlet kurumu, devletle alakalı bulunduğunuz noktalarda da yarım kalan eğitimlerinizle birlikte kendi basamağınızı değiştirmeye ihtiyacınız var. Hakim, savcı, doktor, mevki alanında eğitimli bir insan, eğitim konuları ile ilgili akademik noktalarda görev almak istiyorsanız bunlarla ilgili başvurularınız olumlu. Şimdiden unuttuysanız bile başvurmanız keyifli. Kendinize ait iş kurmak, yeni iş imkanları yaratmak istiyorsanız bu yaratıcı ruhunuz ve dostlarınızın imkanıyla çok güzel kapılar, fırsatlar yaratabilirsiniz. Keyifli olacak. Borç, harç ödemelerinizde boğazınız yapıştı artık. Nefes alamıyorsunuz. Çok yakın dostunuzun size desteğiyle birlikte borçlarımızı yavaş yavaş toparlayacağız. Kredi çekmek ya da kredi kartlarımızla alakalı sıfırlama konularını acele etmeyin. Yavaş yavaş sistematik şekilde halledeceksiniz. Acele işe şeytan karışır. Siz gereksiz şeytanla uğraşmayın. Zaten o belli periyodikle ödüyorsunuz. Ailenizin, kardeşlerinizin borcu, bağımlılıklarından kaynaklı sıkıntılarını ailenizin hani o sorumluluğu alması ve sizin haklarınızın ziyan olması biraz canınızı sıkıyor olabilir ama onların paraları, anne baba onlar, çocuklarınızın, kardeşlerinizin ya da abinizin zarar görmesini istemediği için bu borcu ödeyecekler. Bu yüzden size de iyi yerden hak verecekler. Üzülmeyin efendim. Gerek yok. Aynı şekilde ortaklı iş projeniz, dostunuzla yapacağınız, şöyle söyleyeyim, dijital alanlarda yapacağınız nokta, tekstil ya da kumaş ya da kendinize market ya da büyük bir salon, güzellik merkezi açacaksanız dostunuz doğrudur, yapın. Yurt dışı bağlantılı sistem kurmak istiyorsanız doğrudur. Fabrika alanıyla bağlantılı projelerde, inşaat alanında yapmak istiyorsanız çok güzel oluşumlar yaşayacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Evet, duygusal hayatımızda biraz daha dostlarımızın bize tanıştıracağı insanlarla dostluk ve ciddiyet evresine gireceğiz. Eski ilişkileri unutarak kendimize yeni bir yön vermek istiyoruz. Çünkü bu konuda geçmişten kanayan yaramız hiç iyileşmedi ama yeni insanlar sizi iyileştirecek. Uzun süredir ilişkinizle ilgili nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz dediğimiz ilişkimiz size o evlilik tarihini, o isteme tarihini belirleyecek. Eski ilişkinizle ilgili de dönem dönem stokladığınız insanın sizinle hiçbir alakası olmamasına rağmen heyecanlanıyorsunuz. Bu heyecanı da artık başka biri için denemeniz lazım. Aldatılma şüphesi yaşayan sevgili takipçilerim, eş ve sevgilerimiz. Evet, bu dönem bunları doğru kontrol edin. Böyle şeyler gündemde. O telefonu, cep telefonunun bilgisayarını, her şeyi, geliş gidiş saatlerini kontrol etmeniz lazım. İhmal etmeyin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin geç gelmesi ve evle ilgilenmesi sizin bu evliliği zorladığını ve bitirme gerektiğini uyarırsanız o da kendini düzeltecek, bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları,
Eşiniz ve kendi aranızdaki sorun yoksa dışarıdaki sorunları evimizin içine yansıttığımız için sorun varmış gibi yaşıyorsunuz. Güllük gülistanlık gidiyoruz. Başkalarının derdini atın evinizin enerjisinden. Birbirinize güzellikle devam edin. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Siz birbirinizi seviyorsunuz. Üzmenize gerek yok. Boşanma fikri olanlarda özellikle kayınvalide krizlerinden kaynaklı sorunlardan boşanma kararı içerisinde olacaksınız. Çocuklarla ilgili büyük bir kaos ve iftiralara uğrayabilirsiniz. Daha dikkatli ve doğru avukatla yol almanızı öneriyorum. Araç kazaları, araç trafik kazaları, dikkatsizlikler olabilir, düşmeler, kırılmalara dikkat edelim. Son zamanlarda varis ve damar ağrılarımız hareketli, ihmal etmememiz gerektiğini uyarım. Evet, güzel bir hafta sizlerle olsun. Ev içinde sadece değiştirmeniz gereken o çay makineniz, set üstü ocağınız ya da o kahve makineniz evde elektrik patlamasına sebep olabilir. Dikkatli olun. Sevgili oğlaklar, tam gaz iş yolunda olacağız. Yükselen ve ay burcu oğlak olan güzel ailem. Evet, işlerimizle ilgili yeni fırsatları yakalamak, kazancımızla ilgili belirsiz giden noktaları belirleyeceğimiz bir hafta. Başka mülakat içerisinde olduğunuz noktalarda çağrılmak, daha büyük kurumsalla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz görüşmelerle ilgili haberler alacaksınız. Bulunduğunuz büyük bir alandaysanız burada yönetim değil de kendi grupsal çalışmalarda büyük değişimler, rahatsız olduğunuz insanlarla yol ayrımıyla birlikte kendi gücünüze renk katacaksınız. Devletle bağlantılı noktadaysanız stabil gidecek her şey ama gelen insanlar, sorular, mailler, mesajlar, yazışmalar kafanızı karıştırabilir. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle de devlette bir kurum için hazırlanıyorsanız, rütbe hazırlığındaysanız bu sınavınız başarılı. Sadece odaklanmayla ilgili sorununuzu etraftaki insanlar varken değil, sadece sessiz bir noktada odaklanmaya ihtiyacınız var. Kendi işinizi kurmak ya da bulunduğunuz noktayla alakalı farklı projeler yaratarak ve burayı genişletmek, daha büyütmek istiyorsanız bu doğru bir karar yapın. Ortaklı işlerimizle alakalı noktada ayrım ve yol ayrımı ile ilgili bir sıkıntı yok. Ortakların dışarıdaki insanları ya da sizin aileniz, onun ailesinden kaynaklı fitfitler var burada. Siz birbirinizi dinleyin, doğru ortaksınız. Onları dinlerseniz zarar eder, ortaklığınız bozulur diyorum. Para konularımızla ilgili beklediğimiz uzun süredir gelmesi gereken paralar bu hafta daha olumlu cevaplar, yavaş yavaş ödemeler söz konusu olacak. Biraz daha rahatlama evresine giriş yapacağız. Özellikle çalışan çiftlerimizle alakalı noktada en önemli görev o müdürlük, ya bankada ve finans sektöründe olanlar, o yardımcı müdürlükle konum değişimiyle ilgili hayırlı olsun. Eşinizin de daha çok sağlık sektörüyle bağlantılı alım satım, eczacılık olabilir ya da reprezentlik olabilir. Bu noktalardaki primlerinde büyük değişimler söz konusu olacak. Sürprizde gebelik var, bilginiz olsun. Duygusal hayatınızla ilgili özlem duyduğunuz, sevgi duyduğunuz insana bir mesaj ve mail ve mektup yazarak ona duygularınızı, o sizi terk etti ama siz onu hala unutamadınız. Yazın o içinizdeki derdiniz de ne cevap verecek artık, siz de ona göre yol alırsınız. Bir cevap vermeyecek. Onun hayatında biri var çünkü. Yeni ilişkiye başlayanlar için bu güzel bir enerji. Tanıyın, yemek yiyin, sohbet edin ama fazla güvenmeyin. Çünkü onun geçmişiyle ilgili yaralandığı konulardan dolayı sorumluluktan korkuyor olabilir. Yavaş yavaş devam etmemize, hızlı girmeyin lütfen ilişkiye. Aynı şekilde aileler arasında söz nişan gündemimiz söz konusu olacak. Bu da ilişkinizle ilgili güzel bir adımın gerçekliliği sağlanacak. İstenmeyen çiftlerde aracılar devreye girerek dengeler toparlanacak. Ailemize ait kardeşimiz, abimiz, babamızın yasal bazı problemlerinde sıkıntılar olabilir. İyi avukat toparlamanız gerektiğini uyarıyorum. Dedim bile. Evet, duygusal hayatımızla ilgili sevgili ev hanımları, eşinizle ilgili şüpheleriniz, sevgisiyle ilgili sorgularınız, onun kendini çok bencil taraftarlarından kaynaklı sizi anlamadığı ve evde devamlı yalnız kalmaktan bunu aldınız. Artık kendinizi geliştirecek, çocuklarınızla alakalı bazı konularda destek olabilecek bir evredesiniz. Hobi edinilebilir, kurslara giderek, astroloji eğitim alabilirsiniz, kozmik enerji, farklı kurslarla kendinizi geliştirerek meslek edinebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek. Uzun süredir şiddet gördünüz ve kavga ettiğiniz eşinizin daha büyük krizlerle evinize geleceği için devletten korunmaya ihtiyacınız var ve bu ilişki her geçen gün çocukları da sizi de yıpratıyor, bilginiz olsun. Aile büyüklerimizde özellikle anne, babaanne, anneanne, sağlık krizleri, küçük ufak tefek operasyonlar, kalple alakalı sıkıntılar, operasyonlar söz konusu olacak. Sonu ferah, her zaman doktorumuza güvenmemiz lazım. Sağlık kontrollerini ihmal etmeyelim.
Bir de evde özellikle uzun süredir koridorlarınız, ayakkabılık dolabınız ve girişteki aynanızla alakalı yenilikler katmak istiyorsanız hayırlı olsun. Araç değişimi ya da çocuklarınızın araç ihtiyacı ile ilgili araştırmalar var. Almayacağız, araştıracağız, ona göre kararlar vereceğiz. Bir de maşallah misafirleriniz bitmeyecek, kendinize vakit ayıramayacaksınız. Ona koştur, buna koştur derken dengeniz, ruhunuz yorulmuş olacak. İyi dinlenmeye ihtiyacımız var. Evet, kalp damar problemlerimiz olabilir ve son zamanlarda özellikle baş ağrısı ve sinüzit problemlerimiz de ön sağda olabilir. Daha sağlığımıza dikkat edeceğiz. Evimizin oksijen ve havalandırma krizi var ve bu evde sigara ya da herhangi bir kokudan uzak durulmaya ihtiyacı var. Bronşlarınız tehlikede. Hoşçakalın, mutlu bakalım. Sevgili kovalar, yükselen burcu kova olan ve ay burcu kova olan güzel ailem, bu hafta daha çok eğitim, felsefi konularımızın daha hareket edeceği, bilincimizin daha eğitim anlamında ve kariyer anlamında ön planda olacağı, farklı alanlara merak sararak farklı meslekler edinmek isteyeceğimiz bir haftanın başlangıcı olacak. Bu da daha çok sizin nasıl bir iş hayatında olabilmenizle ilgili başlangıçlar. Yani sıkıldınız artık bu kurumsaldan, kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Farklı bir kurumsalla ilgili başvurular için eğitimleriniz gerekebilir. Stabil bir noktadaysanız kendinizi daha çok geliştirerek farklı alanlarda enerjinizi göstermek isteyebilirsiniz. O yüzden kendimizi geliştirmek için adımlar atacağız. Memnuniyetsiz ve başarısız gördüğümüz noktalarda kendimizi yenilemeye yardımcı olacak bir hafta. O yüzden güzel karar verdiniz, hayırlı olsun. Özellikle kurumsalda dışarıda alım satım işleri, devamlı toplantılar, bireysel toplantılar, organizasyon işlerinde var olanlarda hatalar söz konusu olabilir. Daha dikkatli olacağız. Üst düzey kurumumuz ya da patronlarımız gözetim evresinde olacak. Bu lakayt konuşmalardan uzak durun. İletişim ve dijital alanlarda yaptığınız işlerde yanlış mailler yollayarak işimize zarar verebiliriz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Devlet kurumuyla bağlantılı çalışıyorsanız buradaki o ekipteki o kadının gözleri kem gözlü. Vallahi sizi işinizden eder. Ya Bismillah de ona baktıkça. Çünkü o göz, o biraz da poposu geniş olan o kadının size karşı farklı bir beklentisi var. O yüzden onun nazarı var. Dikkatli olmanızı istiyorum. Kendi işinizle alakalı hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Orası aynı kaldı, değişmiyor. Ya yenilemek de istemiyorsun, gitmek de istemiyorsun. Ailen zorla yolluyor ama burası doğru bir katı. Sen o enerjiyi hiçbir zaman orada hissetmedin. Bu hafta o enerjiyi o iş alanında hissedelim. Enerjimizi koyalım. Paranız da rızkınız da akacak. Siz oradan vazgeçtiniz. O sizden vazgeçmedi. Gidin oraya, enerjinizi yüksek tutmanız lazım. Farklı ortaklı işlerle alakalı farklı teklifler alabilirsiniz. Ortaklı işlerimizi büyüterek farklı organizasyonlarda kendimizi markalaşmaya doğru götüreceğiz. Bu da bizim için iyi kararlar olacak. Para krizlerimiz özellikle ayın 1'i ve 2'sine kadar çözülmüş olurken kredi ödememiz, kredi limitimizle alakalı eksi giden olayları yavaş yavaş toparlama evresinde olacağız. Yasal problemli ve uzun süredir çözemediğimiz noktalarda avukatınızın size desteğiyle birlikte o dosyadan da kurtulmuş olacaksınız. Derin nefes alacaksınız. Çalışan çiftlerim, özellikle burada hem eşinizin hem sizin şirketinizde bir gereksiz bir kaos var. İşi gereksizce bırakma fikrindesiniz, gerek yok. Orada düzenlenmeler evresi olacak. İşinize sahip çıkın, zarar görmeyin. Sürpriz çocuklarınızla alakalı yeni eğitimler, yeni okullar arayışı içerisinde olurken cebinize zarar verecek değil. Çocuğunuzun doğru eğitime ihtiyacı olduğu noktayı belirlemeniz, hava atmak değil, çocuğunuza doğru eğitim yaratmanız gerektiğini uyardım, uyarıyorum bile. Özellikle de annenize ve annenize ait miraslarda dayılar ve abiler arasında ya da kardeşler arasında kavgalar, tartışmalar söz konusu olacak. Ya sabır diyerek işi halletmeniz lazım. Eğer çekilirseniz hakkınız yenilebilir. O yüzden dikkat edin. Özel hayatınızla ilgili noktada minnoş minnoş sevgilinizle güzel giderken olup soktun, küskünlük yarattın. Git ondan özür dile ve bu ilişkiyi tekrar başlat. Uzun soluklu ilişkilerde ani karar vermek istemiyorsunuz. Onun da iş, sizin de iş krizleriniz, ailevi bazı sıkıntılar ve borçlardan kaynaklı bekleme evresindesiniz. Haziran'da bu olacak. Yavaş yavaş paranızı da biriktirin diyorum. Ve uzun süredir farklı ülkeye birlikte gitmek isteyen sevgililer için evet doğru karardasınız. Gideceğiniz yerde birliktesiniz. Orada düzen, orada iş, orada hayat kuracaksınız. O güzel eli bırakmayın lütfen. Ailenizde evlilikten korkan ve evlilik kısmeti kapalı diyen sevgili annelere, çocuklarınızın evlilik kısmeti kapalı değil. Onlar kimseyi istemiyor, sorumluluk almak istemiyor. Baskı yaptıkça da onlar uzaklaşıyor. Baskı yapmayı bırakın.
Sevgili ev hanımları, eşiniz işten çıkartılabilir, iş kazası kaynaklı sağlık problemlerinden evde olabilir. Kenarda para biriktirmeye devam edin. Aynı şekilde kendinize yenilikler yaratarak mesleki anlamda güçlendirin. Çünkü eşinizin biraz iş krizleri uzun sürebilir. Evinizle hacizlik ya da icraatlı konularla ilgili temizliğe ve aydınlığa gireceksiniz. Rutubetli ve aşağı katta oturuyorsanız ani taşınmalar söz konusu olacak. Bir de yurt dışında bekar dayınız ya da şehir dışında bekar dayınız, amcanız varsa bir sıkıntısı var. Orada bir miras paylaşırken size de hak düşecek, bilginiz olsun diyorum. Sevgili ev hanımlarım, yorgun değil de huysuz musunuz? Yani biraz psikolojik olarak derin nefes alalım, yoga meditasyon yapalım, enerjimizi değiştirelim, çocuklara baskı yapmayalım, kocanıza gereksiz konuşmayalım, biraz sakin kalalım. Her şey rayına girecek, bu sıkıntılar bitecek. Bir de sürpriz gebelik evresi var, şaşırmayın. Kız çocuğunuz olacak. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, sinüzitlerimiz sıkıntı ve kaplama dişlerimizin altında iltihaplar olabilir. Dikkatli olun, hoşçakalın. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balık olan güzel ailem, bu hafta hak konularımız, yani bize düşecek haklar, iş konusundaki haklarımız, yerimiz, masamız, miraslarımız, yasal mahkemede çözülecek, ertelenecek haklarımız, geçmiş iş mahkemelerimizle ilgili geri çağrılma, hakkımızla ilgili faizle alabileceğiniz haklarınızla ilgili duyumlar haftanız olacak. O yüzden hani hayaliniz kırıldıysa bunlarla ilgili güzel iletişimler evresindesiniz. Hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz, tam gaz devam ediyoruz, bilginiz olsun. Büyük bir firma ile ilgili anlaşmak üzere olduğunuz noktada biri devreye girerek bu işinizi iptal edecek. O yüzden sizinle bu iletişim sağlayan kişiyle bağlarınızı güçlü tutun. Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsanız kurumsalda, orada masa değişimleri, yer değişimleri, binanızın değişme gibi durumları var. Ani ev değişmek zorunda kalabilir. Buna da hazırlıklı olun lütfen. Stabil bir noktadaysanız değişen hiçbir şey yok. Sadece maaş konusunda hayalleriniz var. Ve yöneticileriniz ya da patronlarınız biraz pinti gibi. O yüzden yerinizi kaybetmekten çok farklı alternatifler arayarak daha iyi bir maaşla bir yere geçmek istiyorsunuz. Ama şu an bulunduğunuz nokta en iyisi sabırla kendinizi geliştirin efendim. Devlet kurumuyla alakalı asker, polis, yani bu tarz noktalarda görev alıyorsanız farklı yerlerde görevlere, jandarma olabilirsiniz. Farklı evrelere, görevlere gideceksiniz. Biraz canınız sıkılabilir, ailenizden uzak kalabilirsiniz. Belediye, sular idaresi ya da farklı belediye kurumları, devlet kurumlarında çalışıyorsanız burada büyük denetimler ve burada bazı büyük olaylarla karşı karşıya kalabilir. Saatinizde, düzeninizde, disiplininizde masaya oturun. Kimseyle muhatap etmeyin, işinize konsantre olun. Çünkü herkes orada birbirinin kuyusunu kazıyor. Masum da yanmasın bu noktada, dikkatli olun. Kendinize iş kurmak, spor salonu olabilir, güzellik merkezi olabilir, hobi alanınız olabilir, hobi bahçesi olabilir. Bence bunun için geç değil. İçinizdeki inancınız biraz daralmış. Onu toparlayalım. İşlerimize ve bu yapabilecek sistemlerin altyapısını şu andan kuralım. Eylül'de buna start verelim. Çünkü her bir şeyler yapmak istiyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Yapmak istiyorsunuz var. Artık Eylül'e kadar size zaman tanım. Bu dönem bu kararı verin. Eylül'de start yapın istiyorum. Ailenize ait bahçe, toprak işleriyle uğraşabilir. Tarım işiyle uğraşma fikriniz olabilir. Vazgeçmeyin. Bunlar size para kazandıracak. Sadece sabırlı olmanız lazım. Ortaklı işlerinizi yurt dışına taşımak, daha büyütmek, planlamak istiyorsunuz ama oranın tanıtım, reklam, dijital sahasında eksiklikler var. Bunları doğru organize ettiğinizde burası başarıya 6 ay içerisinde gider. Şu an bu 6 aylık serüveni başlatın, orası büyüyecek. Farklı insanlardan teklif gelerek de kazancınıza kazanç katacaksınız. Duygusal yönünüzde çevrenizde yeni insanlar sizinle ilgileniyor. Şans verebilirsiniz. Eski ilişkiniz yavaş yavaş gelmek istiyor ama yavaş yavaş da geri gitmek istiyor. Size özlemim var ama gelecek vaat etmiyor. O kalbe kapılmayın tekrar. Aynı acıyla yara alırsınız. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı hani beni ne zaman isteyecek, beni ne zaman yüzüğümü getirecek ya da ben ona ne zaman yüzük vereyim diye düşüncelerinize ortak tarihle kendi ağzınızla hani kalp kalbe karşı olan konuşmalar bu hafta yapılabilir. Güzel belirlenecek tarihlere de hazır olmanız lazım. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada biraz ekonomik krizler, evliliğimizde ödemelerimizde aksilikler var. Bunu bir an önce kenardaki ufak parayla çözelim. Yoksa kat kat büyüyecek ve düzenimiz bozulabilir. İhmal etmeyin.
Evet, özellikle sevgili gençler, eğitim konusunda kafanız çok dağınık. Ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Odaklanmaktan çok fazla sıkıldınız. Lütfen biraz yürüyüş yaparak, nefes alarak bu haftayı böyle geçiştirelim. Sınav haftamız da başlıyor. Ona hazırlıklı olmamız lazım. Aşkı geride tut. Şu an eğitim ve kariyer önemlisiniz. Sevgili ev hanımları, kocanızın bir sorunu yok ama onun ailesi huysuz, senin ailen huysuz, çocukların huysuz, her şeyi şikayet eden bir aile yapın var. Sen de artık bu dengede yoruldun. Yani aile terapisine ihtiyacınız var ama siz böyle alıştınız. Yani kavga ediyorsunuz, yarım saat sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı farklı konularda bu şekilde biriken sıkıntılar evliliğimizde yara veriyor. Bunları bir düzeltelim lütfen. Artık konuyu çözmek üzerine adım atarsak evlilikteki krizleri de çözersiniz. Eşinizin de sizinle ilgilenmediğini düşünüyorsunuz ama siz de eşinize ilgi göstermeyip devamlı laf sokuyorsunuz. Birbirimize bir ilişki terapistiyle düzeltelim. Çocuklarınız sizi örnek alarak evlilik yapacak, ilişki tercih edecek. Ne kadar huzurlu bir düzen olursa çocuklarınız da o kadar güzel huzurlu ilişkilere sahip olabilirler. Düşünsenize, oğlunuza evlen diyorsunuz, siz huzursuzsunuz. Niye evlense, kızınıza evlen diyorsunuz, niye huzursuz onda sizsiniz? Onlar niye evlensin? Zaten huzursuz bir düzendeki çocuklar evlilikten korkarlar. Aile düzenine güzellikle hakimiyet kurmaya ihtiyacımız var. Çocuklarınızın ödevleri, okul sizi çağırıyor, siz gitmiyorsunuz. Bu çocukların dersleriyle ben ilgilenmeyeceğim, siz ilgileneceksiniz. Onların yani rehber öğretmenleriyle, yani orada öğretmenlerin çağırmasına dikkat alırsanız çocuklarınızın eksik yönünü de bulursunuz. Özellikle oğlunuz dışarıya meraklı, dikkatli olun, bağımlılıkları artmasın. Sağlık olarak dikkat edeceğim böbrek üstü yağlarımız, sırt bölgelerimiz dağılı, boyun fıtığımız hareket edebilir ve son zamanlarda saç kellik, saçlar dökülmesi, cilt dökülmelerimiz hakimiyet gösterebilir. Mutlu kalın, hoşça kalın.